Kane, Noxtora'nın gölgesinde kendinden emin şekilde durdu. Etrafı ölü askerlerle sarılıydı. Ve bu ironi onu gülümsetti. Bu kara taştan muzaffer kemerler, Noxus'un gücünü onurlandırmak, altından geçenlerde korku uyandırarak onlardan sadakat talep etmek için vardı. Buysa artık bir mezar taşıydı. Sahte güç ve kibir için bir anıt, ölü askerlerin korkularının kendilerine karşı kullanılmasının sembolü. Kane korkudan büyük zevk alırdı. Ona güvenirdi. O bir silahtı ve tıpkı gölge tarikatındaki kardeşlerinin katana ve ninja yıldızında ustalaştığı gibi Kane de korkuda ustalaşmıştı. Ancak yıllar sonra ayaklarının altındaki Noxus toprağını hissettiğinde ölmüş ve yakında unutulacak askerlerin arasında bir tedirginlik hissetti. Tıpkı fırtına öncesinde oluşan baskı gibi havada asılı kalmış, serbest bırakılmak için yalvarıyordu. Kane'in tarikattan kardeşi olan Nakuri kılıcını ters çevirdi ve daha kişisel bir dövüş için hazırlandı. Sesindeki titremeyi neredeyse bastırmıştı. ''Şimdi ne olacak kardeşim?'' Kane hiçbir şey söylemedi. Boş elleri iki yanında hareketsizce duruyordu. Kontrolün kendisinde olduğunun farkındaydı. Buna rağmen sanki bu anı daha önce yaşamış gibi hissediyordu. Sanki bir rüyada gibiydi. Gözlerinin önünde bir şimşek gibi çakıp kayboldu. Aralarındaki boş alandan bir ses yükseldi. Binlerce acı dolu savaş alanından yükselmiş karanlık ve nefret dolu bir ses. Her birine harekete geçmeleri için meydan okuyordu. Kim kendini kanıtlayacak? Silah benim. Sen yalnızca bir araçsın. Yalanlar insanı iyi avutuyor değil mi? Zed, en iyi öğrencisini çağırmıştı. Tarikatın casusları ümit kırıcı söylentileri doğrulamıştı. Nefret ettikleri Noxuslar, karanlık geçmişe sahip kadim bir tırpan ortaya çıkarmıştı. Ve silah, İonya'nın büyüleri kadar güçlüydü. Bıçağın bitiminde nefret dolu kızıl bir göz etrafa bakıyor, en güçlü savaşçıları onu taşımaları için baştan çıkarıyordu. Belli ki hiç kimse silahı kullanmayı hak etmiyordu. Ona dokunan herkes hızla ve acı içinde kinine yenik düşüyordu. Dolayısıyla silah, zincir zırh ve çuvala sarılmış şekilde ölümsüz Hisar'a doğru yola çıkmış ve iyi korunan bir kervana teslim edilmişti. Shida Kane, kendisinden ne isteneceğini biliyordu. Bu, onun son sınavı olacaktı. Daha yolculuğunun önemi hakkında düşünmeye bile fırsat bulamadan, kıyı şehri Windor'un etrafındaki bölgelere ulaşmıştı. Düşmana kendi topraklarında saldırmak cüretkârcaydı. Ancak Kane de cüretkâr biriydi. Yetenekleriyle boy ölçüşebilecek hiç kimse yoktu. Ve Zed, İonya'nın kaderini yalnızca ona teslim edebilirdi. Bu da şüphe götürmez bir gerçeği ortaya çıkarıyordu. Mükemmellik, Kane'in kaderiydi. Güneşin batışından hemen önce tuzağını kurdu. Yaklaşan kervan, turuncuya bürünmüş gökyüzüne yükselen toz bulutlarıyla kendini yeni belli etmişti. Bu da Noxtora muhafızlarını alt etmek için yeterince zamanı olduğu anlamına geliyordu. İlk muhafız devriye gezerken, kemerin giderek uzayan gölgesinde sessizce ilerledi. Kane, gölge büyülerini çağırdı ve sanki yalnızca ona açık bir koridormuşçasına siyah taştan duvarın içine girdi. Muhafızları iki eliyle birden mızraklarını tutan birer silüet olarak görüyordu. Gösterişli yapıdan gölgelere sarılı şekilde fırladı ve ikinci muhafızın yaşamına elleriyle son verdi. Daha üçüncü muhafız karşılık veremeden Kane karanlığa büründü ve taşlı yolun üzerinde uçarak kurbanının önünde belirdi. Ardından bir anda adamın kafasını çevirerek kolayca boynunu kırdı. İlk muhafız yere düşen cansız bedenlerin sesini duyarak Kane'e doğru döndü. Suikastçı gülümsedi. Bu anın tadını çıkaracaktı. ''İnsanı gerçekten felç ediyor değil mi?'' diye tısladı.
bir kez daha Noxtora'nın gölgesinde kaybolurken, korku titreyen askerin gölgesinde belirdi. Kaçma zamanın geldi Noxuslu. Git ve diğerlerine burada gördüklerini anlat. Asker mızrağını yere fırlattı ve Windor'un güvenli kollarına doğru koşmaya başladı. Ancak pek uzaklaşamamıştı. En az Kane'inki kadar koyu bir cübbe giyen Nakuri, Noxtora'nın arkasından sıçrayarak katanasını kaçan askerin karnına sapladı. Diğer rahip gözlerini Kane'e dikmişti. Noxus'un meşhur kudreti bu mu? Ne büyük yanılgı. Tez canlı olduğunu biliyordum kardeşim, dedi Kane sertçe. Ancak bu, sırf zaferimi paylaşma umuduyla beni buraya kadar takip etmek? Daha fazla fırça atmak için zaman yoktu. Yaklaşan asker kervanının sesini duyabiliyordu. Gözden kaybol Nakuri. Seninle sonra hesaplaşacağım. Eğer hayatta kalırsan. Böyle değersiz rakipler bana hakarettir. Alacakaranlığın uzun gölgeleri, yaklaşan askerler muazzam kemerin neredeyse altına ulaşana kadar ölü bedenleri gizlemişti. İlk atlı kılıcını çekti ve "Durun!" diye bağırdı. "Etrafa dağılın, hemen!" Atlarından indikleri sırada hepsini büyük şaşkınlık kaplamıştı. Ve bu sırada Kane de taşıdıkları şeye ilk defa bakma fırsatı buldu. Tıpkı Zed'in söylediği gibiydi. Zincir zırh ve çuvala sarılmıştı. Ve dayanıklı bir Windor atının sırtına bağlanmıştı. Sabır, Nakuri'nin sahip olduğu erdemlerden değildi. Ve düşüncesizce en yakındaki askere doğru atıldı. Kane, hedeflerini her zaman dikkatle seçerdi. En öndeki atlıya büyük keskinlikle saldırdı ve onu kendi kılıcıyla alaşağı etti. Yeniden Windorlu'ya doğru döndü. Ancak tırpan gitmişti. Hayır, bunca şeyden sonra başarısız olamazdı. "Kane!" diye bağırdı Nakuri. Askerleri bir bir doğrarken. "Arkanda!" Çaresiz bir Noxuslu silahı olduğu yerden çıkarmıştı. Kızıl gözü artık ortaya çıkmıştı ve korkunç bir öfkeyle parlıyordu. Arkadaşlarına devasa darbelerle saldırmaya başlayan askerin gözleri de kocaman olmuştu. Kontrolün onda olmadığı belliydi. Tırpanı elinden bırakmaya çalışsa da bunu başaramıyordu. Söylentiler doğru çıkmıştı. Yeniden gölge büyülerini çağıran Kane, kıvranıp duran Noxuslu'nun Darkin tarafından kirletilmiş bedeninin içerisine atıldı. Çok kısa bir anlığına dünyayı sonsuz bir varlığın gözlerinden gördü. Binlerce yıl boyunca sebep olunmuş acılara, ıstıraba, çığlıklara ve ağıtlara şahitlik etti. Bu şey ölümün ta kendisiydi. Kötülüğün en saf haliydi ve durdurulması gerekiyordu. Noxuslu'dan geri kalan şeyin içerisinden fırlayıp çıktı. Askerin siyah pullarla kaplanarak sertleşen derisi, paramparça olarak etrafı siyah parçalar ve nefes almayı güçleştiren bir toz bulutuyla kaplamıştı. Geriye kalan tek şey artık gözünü kapamış tırpandı. Nakuri son düşmanı da etkisiz hale getirirken Kane silaha doğru uzandı. "Dur kardeşim!" diye bağırdı rahip, katanasındaki kanı savurarak. "Ne yapıyorsun? Onun neler yapabildiğini gördün. Yok edilmesi gerekiyor." Kane ona doğru döndü. "Hayır, o benim." İkili birbirinin karşısında dikildi. İkisinin de geri çekilmeye niyeti yoktu. Şehrin sınırlarının ötesinde tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Sanki o an hiç bitmeyecek gibiydi. Nakuri kılıcını ters çevirdi. "Şimdi ne olacak kardeşim?" Tırpan Kane'le konuşmaya başladı. Sanki zihninin içinde yankılanıyor gibiydi. Ancak diğer rahibin giderek büyüyen gözleri bunu onun da duyduğunu gösteriyordu. "Kim kendini kanıtlayacak?" Kane gölgeden parmaklar çağırdı. Silahı olduğu yerden aldı ve onu gecenin karanlığına doğru kaldırarak bekleyen ellerine doğru fırlattı.
Sanki onun bir parçası gibiydi. Sanki hep onun parçası olmuştu. Sanki bu silahı taşımak için doğmuştu. Sanki silahı kolayca çevirdi ve Nakuri'nin boğazına dayadı. Yapman gerekeni yap. İki seçeneğin var. Bir sessizce örmek, iki bağırarak örmek. Düşündüm de aslında tek seçeneğin varmış.